Efendim, öncelikle sorularınız var. Soruların başında dünyadaki bu değişimler ne oluyor yani? Kıyametin küçük belirtileri mi göründü? Acaba bunlar mı? Bu kıyametin habercisi mi diye sorular aklınıza gelmiyor değil, biliyorum. Elbette ki kıyamet çok uzak değil. Geçmişe göre dünyanın ve insanlığın ve evrenin ömrü geçmişe göre kalan ömür daha azdır. Geçen ömür daha çoktur. Onun için Peygamberimiz ben ikindi sonrasının güneşi gibiyim diyor. Günü başlatın sabahtan, sabahtan başlatalım. Ve günü 24 saate değil 12 saate göre planlayalım. Bütün bir gündüz gibi düşünelim. Sabah gitti, öğle gitti. İkindi gitti, gruba yakın saatteyim ben. Grubun peygamberiyim ben. O iki anlamda hem vakti az kaldı dünyanın ömrü, evrenin ömrü az kaldı. Hem de peygamberle beraber peygamberlik sona erdi. Grup peygamberiyim ben. İkindi vaktinin sonrasındaki gibiyim diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet, dilerseniz oldu mu olmadı mı? Hani bazıları kıyametin alametleri diye bir şey var mı acaba hocam diye akıllarına gelebilir. Eğer bir şey olmuşsa onu tartışmanın anlamı yok. Demek ki hakikatti ki oldu. Şöyle buyurdu. Ümmetim namazı terk ettiklerinde. Ümmeti Muhammed, Muhammed peygamberin ümmeti, Kur'an ümmeti, Kur'an'ın cemaati, Allah'ın vahyini indirdi ve vahyi bozmayan bir ümmettir. Tahribatlar, tahrifler başka. Ama Kur'an, Kur'anlığını koruyor, Hazreti Muhammed peygamberliğini muhafaza ettiriyor. Ümmetim namazı terk ettiklerinde iki anlama gelebilir. Namaz unutulacak, iki namazın ahlakı unutulacak. Her şeyin bir ahlakı var, zekatın ahlakı var. Kimseyi küçümsemeden zekat vereceksin. Kendini temizleyeceksin. Orucun ahlakı var. Oruç tutacaksın ama küfür etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin. Savaşın da ahlakı var. Sivil öldürmeyeceksin, insan öldürmeyeceksin. Yani çocuk, kadın, yaşlı öldürmeyeceksin. Konuşmanın ahlakı var. Dilini sade tutacaksın. Her şeyin bir ahlakı var. Kabe'nin, tavafın bir ahlakı var. Kabe'nin hakkını vereceksin. Namazın da bir ahlakı var. Namazdan çıktığın anda, namaza girmeden önce 5 kez Allah'la konuştuğunun farkında olacaksın. Ümmetim namazı terk ettiklerinde diyor. Namaz dinin direğiydi ve dinin en önemli unsurlarından biriydi. Onun için sabah namazı farz edildi. Farz kılındı ki en zor namazdır sabah namazı. Niçin öyle? En sevdiğin anda yastığına yapışmışsın, yorganını üstüne atmışsın, dışarıda soğuk var veya sıcak var neyse, derin uykudasın, Allah için kalkıyorsun. Müezzin, Allahu Ekber, koş Allah'ı anmaya dedi, ayağa kalktın. Namaz dinin direğidir. Namazın en zoru da sabah namazıdır. En kıymetli olanı da sabah namazıdır. Çünkü sabah namazı şahitli namazdır. Ne demek hocam? Sabah namazı için özel inen melekler vardır çünkü. Sabah namazı için özel inen, insanları işaretleyen, kötü anlamda değil, damgalayan değil, işaretleyen melekler vardır. Bu sabah namaz kılındı bu evde. Bu evde namaza hiç kalkılmadı, vurun damgayı. Bu evde hiç namaz hatırlanmadı, vurun işareti. Bu sabah bütün bu aile namaza kalktı, vurun işareti, vurun damgayı. Ümmetim namazı terk ettiklerinde en son terk edilecek şey namazdır. Kabe'nin tavafı terk edilecek. Ama en son bu ümmetten alınacak şeylerden biri emanet, biri namazdır. Kaybolacak. Şehvetlerinin peşinde koşuşturduklarında şehvetin bir kısmı meşru olan şehvettir. O olmasa çoluk çocuk dünyaya gelmez. Allah çocukların dünyaya gelmesini böyle bir arzuya, böyle bir
ihtiyaca bindirtmiştir ki çocuklar dünyaya gelsin, nesil devam etsin. Ama şehvetlerin haram yerden tatmin edilmemesi gerekir. İki, şehvet derken sadece üreme anlamındaki şehvetten bahsetmiyorum. Dilin şehvetinden, kalbin şehvetinden, paranın şehvetinden, makamın şehvetinden, nefsin şehvetinden, insanları küçümsemenin şehvetinden, kendine kibirle bakmanın şehvetinden, hepsinden vazgeçeceksin. Dilin, kelimenin, konuşmanın, hitabetin şehvetinden vazgeçeceksin. Dilinle konuştuğun şeyi dilinle düzeltme ihtiyacı hissetmeyeceksin. Kaldıramayacağın sözü söyleme demiş eskiler. Ümmetim şehvetlerinin peşinde koşuşturduklarında. Artık ibadet kenara atıldı, helal ve haram kenara atıldı. Meşru şehvetin dışında gayri meşru şehvete doğru meyil etmeye başladı. İhanetler çoğaldığında kıyamet yaklaşacaktır. Hocam ihanet nedir? İçeriden seni vuracak. Önüne çelme takacak. Sana yediğin ekmeği unutturacak. Ne demiş eskiler? Yemek yediğin kaba yanlış yapma demiş eskiler. İhanet etme, vefasızlık etme. Sana emanet edilen şeye ihanet etme. Ömür bir emanettir, çocuk bir emanettir, nefes almak bir emanettir, göz bir emanettir, kulak bir emanettir, dil bir emanettir, uzuvlar birer emanettir, evlatlar emanettir, ülke emanettir, bayrak emanettir, ezan emanettir, minareler emanettir, camiler emanettir, Allah'ı bilmek bir emanettir, düşen mazlumu kaldırmak bir emanettir. Bir yerde zulüm varsa bundan dolayı rahatsız olmak emanettir. Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyadihi. Çok ilginç bir hadistir. Ve in lem yastati fe bi lisani fe in lem yastati fe bi kalbi zalika ad'afu'l iman. Biriniz yanlış bir şey gördüğünde eliyle düzelsin, engel olsun. Eli varmıyor, gücü yetmiyor. Diliyle düzelsin. Dilinden de çekiniyor. Kalbiyle nefret etsin. Lanetlenmiş bir işe, yanlış olan bir işe, şer olan bir işe kalbin dahi eğer tiksinmiyorsa vah sana, vah sana, vah sana. Zalike edafun iman. İmanı en zayıf olanların halidir bu diyor. Emanete riayet kaybolduğunda, su kaynakları azaldığında, su kaynakları azalacak ve ileride en büyük savaşlar, hep söylemişimdir burada. En büyük savaşlar su savaşları olacak. İnşallah olmaz, yanılırız. Ama Peygamberimizin hadisleri işaret ediyor ki ileride su kaynakları azaldıkça su savaşları olacak. Ve bazı özelliğini kaybetmiş olan nehirlerin yataklarında, kurumuş nehirlerin yataklarından altınlar çıkacak. Altın merkezleri olacak. Ve insanlar bunun üzerinde savaşacaklar. Ufuk tozlandığını, ne demek ufuk tozlanması? Ne oluyor? Herkes diyecek ki ne oluyor? Ama kimse ne olduğunu bilmeyecek. Çok ilginçtir bakın. Bugün dünyada 2023 yılındayız. Dünyanın herhangi bir yerinde bir hadise meydana geldiğinde ne oluyor? Kimin eli kimin cebinde diye bakıyoruz sağa sola. Anlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ama Hazreti Peygamber 1400 sene önce bunu ifade etmiş. Ufuk tozlandığında gün gelecek, olayları çözmene garipleşeceksiniz. Olayları çözemeyeceksiniz. Kalpleriniz bir araya gelmeyecek. Dostluklarınız bir araya gelmeyecek. Zor zamanlarda bir olamayacaksınız. Kalpleriniz şetta şetta olacak. Çeşit çeşitlenecek. Bölünecek kalpleriniz. Sizi bir araya getiren iradeniz, imani iradeniz tozlanacak. Ufuk tozlandığı zaman. İnsanlar küfürleştiğinde kıyamet kopacaktır. Allah'ın nazarından gidecekler diyor. Küfürleştiklerinde. Ne demek küfürleşme? Biri ötekini dinsiz ilan edecek.
Biri ötekini dinsiz ilan edecek. Aynı camiye gidenler, aynı mescide baş koyanlar, aynı kıbleye dönenler, aynı kitaba bakanlar birbirlerinin Müslümanlığını kabul etmeyecekler. Azımsayacaklar. Fitnenin en büyüğü bu işte. Unutmayın, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ali'yi öldüren bir putperest değildi. Hazreti Ali'yi öldüren Müslümandı. Kendini Hazreti Ali'den de bizden de Müslüman gören biriydi. O kadar ihanetin içindeydi ki İmam Ali'yi şehit edecek kadar ileri gitmişti. Ömer bin Abdülaziz'i zehirleyenler gayrimüslimler değildi, Müslümanlardı. Adı Müslüman olanlar yani. Sırf kıskançlıklarından Ömer bin Abdülaziz'e istediklerini yaptıramadıklarından zehirlediler. Dünyada böyle bir bütün suikastlere bakınız. Maalesef Müslümana en büyük tokatı bilerek veya bilmeyerek Müslüman atmıştır. Allah Müslümanların kalbini birleştirsin. Allah ıslah etsin. Allah şerri def etsin. Allah gücümüzü, kudretimizi, dilimizi, kalbimizi birleştirsin. İnsanlar küfürleştiğinde kıyamet yaklaşacaktır. Küfürleşme sadece bu da değil. Küfür bildiğimiz gibi küfür. İnsanlar en ufak bir şeyde hakaret edecekler. Biri ötekine küfür edecek, biri ötekine hakaret edecek. Kıyamet yaklaşacaktır. Kanaat ortadan kalktığında insanoğlu bir şeyin sahibiyken ikinciyi de istiyor. Üçüncüyü de, dördüncüyü de, beşinciyi de. Diyor hani gözünü ancak toprak doldurur. Kanaat. Eskiden insanlar daha kanaatkardılar. Ama insanların nefsi doymayı bilmediğinde geldikçe kanaat azalıyor ve geldikçe açgözlülük çoğalıyor. Açgözlülük. Beğenmeme, kabul etmeme, saldırma, başkasının malına mülküne göz dikme. Başkasının iffetine, namusuna göz dikme. Nefret, kin. İyi niyetler kayboldu değil mi? Küfürleşmeler çoğaldı. En ufak bir trafik kazasında kaza oldu. Bir arabayı çarptı. Ne yapacak? Olması gereken ne? Telefon var. Polis çağrılacak, trafik polisi çağrılacak. Rapor tutulacak, gereken yapılacak. Hayır, rapora gerek yok, polise gerek yok. İnsanlar ellerindeki beyzbol sopalarıyla birbirine saldırıyorlar. Polise gerek yok ki. İnsanlar iyi niyetini kaybettiler. Küfürleşmeye başladılar. İntikam alamazsın. Bırak adalet yürüsün. Bırak mahkemeler kararı versin. Güveneceksin mahkemeye. Başka çaren yok. Ama insanlar adaleti kendi elleriyle sağlamaya başladıklarında işte o zaman emanet kaybolacak. İnsanlardan iyi niyet kaybolduğunda selamı veriyor ama hangi niyetle veriyor acaba? Güvendiğini hissettiriyor ama hangi şeye güveniyorsun acaba? Niyet acaba doğru mu? Seni ıskalayacak başka bir açığını mı arıyor? Eskiden insanlara her şeyini emanet ederlerdi. Şimdi hiçbir şeylerini emanet etmiyor insanlar. Kardeş kardeşe İhanet edebiliyor. Hangi anlamda? Malına mülküne el koyuyor. Kardeş ölüyor, amcalar çocuklarına gitmesin kardeşlerinin diye mallarına el koyuyorlar. Bu basit bir olay değil. Kainatın dengesini bozar bu güvensizlik. Kainatın dengesini bozar adaletsizlik. Ağaçlar meyve vermediğinde kıyamet yaklaşacaktır. Ağaçlar çok. Meyveleri kurt yiyecek. Meyvelere böcek girecek, meyvelere hastalık girecek. İnsanlar hastalandığı gibi, insanların kalbi bozulduğu gibi meyvelerin de ürünü bozulacak. Bereket alamayacaksın. Çünkü sen Rahman'ı anmadın. Allah'ın anılmadığı, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği bir yerden ne beklersiniz? Fecaat beklersiniz. Musibet beklersiniz. Sarsıcı rüzgarlar gelecek. Sarsıcı rüzgarlar iki anlamda felsefi akımlar hareket edecek. Allah'ı inkar eden, peygamberleri inkar eden,
güzelliği inkar eden, erdemi inkar eden düşünceler, felsefeler rüzgar gibi gelip kavuracak. İnsanları alt üst edecek, evleri yıkarcasına gençlerin kafalarını yıkayacak. Kötülükler iyi gibi gösterilecek, iyilikler kötü gibi gösterilecek. İnkar rahatlayacak, oturduğu yerden Allah hakkında hakem kesecek. Oturduğu yerden dinleri inkar edecek. Rüzgarlar, sarsıcı rüzgarlar gelecek. Farkında mısınız? Rüzgarın anaforuna kapılan kendini yok eder. Dünyaya hiçbir şey yapamazlar. Hep söylerim, inkar edenler bir düşünsünler. Dün onlar gibi inkar edenler vardı, bugün de var, yarın da olacak. Neredeler? Neredeler? Nerede? Kaç yıl yaşadılar? 70 yıl, 80 yıl. Şimdi kemikleri bile yok, kemikleri. Ama Allah var olmaya devam ediyor. Var olmaya devam edecek. Yaratmaya devam edecek. Allah'la savaşamazsın. İki halkla savaşamazsın. İki güçle savaşamazsın. Allah'la ve halkla. Onun için herkes hesabını iyi yapmalı. Sanmayın ki bugün şer olan şeyler ebediyen devam edecek. Hayır, 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 hayır. Devran döner, hesap döner. Onun için mizan döner günün birinde. İnsan bazı şeylere üzülür ama bilin ki dinin sahibi ne Ahmet, ne Mehmet, ne hoca, ne filanca hoca, ne falanca hoca, ne şu, ne bu, hiç. Hiç, hikaye hepsi. Dinin sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Dinin önderi Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Dinin, bu dinin kıblesi Kabe'dir. Yaşamaya devam edecek. Bu dinin kitabı Kur'an'dır. Kıyamete kadar isteseler istemeseler, bütün dünyayı üstüne getirseler yaşamaya devam edecek. Bu mizan bozulmayacak. Sünnetullah budur. Kalbinizi yoklayın. Kötü şeylere üzülün ama hiç ümitsizliğe, ya hayır, hayır, hayır. Yeminler çoğalacak ama yalan yeminler, boş yeminler. Gereksiz yere yapılan yeminler çoğaldığında kıyamet hazır olun.